Herkese merhaba arkadaşlar. Flight Simulator u. bir diğer bölümde daha hoş geldiniz. Bugün ee, ne yapıyoruz? Çanakkale'den ee, Edremit'e gidiyoruz. Çanakkale'den Edremit'e gidiyor olacağız. Çanakkale ee, de şuradan şöyle bir zoom yapalım. Park yerimizi şuradan seçelim as departure olarak. Gideceğimiz noktada Edremit Körfezi'nde bulunan Edremit Körfezi <laughs> arrival diyelim. Şimdi ondan sonra Jumam. Biz buradan nereden kaldırıyor bakalım. Bizi buradan bu taraftan kaldıracak. Tamam. Burayı add diyelim. E, körfezin üzerinden uçmak istiyorum ben şahsen. E, dolayısıyla. Şöyle bir e, dönüş yapacağız ama. Burayı yakalıyor mu? Nasıl algılıyor burayı? Bis'in sonundan dönüş gibi algılıyor. E, peki şöyle yapalım. Add diyelim oraya ardından buraya add desek yine anladığım kadarıyla pistin sonundan dönüş yaptırıyor <laughs> şöyle yapalım bunları remove edelim buradan kalkar kalkmaz boğaza yakalayalım Döns döndürsün bizi yani öyle remove et aynen boğaza doğru gidelim buradan devam edelim Admet'ten bizi kendimiz buradan manuel olarak devam ederiz bu tarafı burayı biz kendimiz yaparız daha da konuşmak istemiyorum ardından e, mozaldan yakalayalım burayı Hop. remove buraları niye oraya ekliyor ben onu anlamadım mozal fd burası Orayı niye eklediğini anlamış değilim. Neyse bundan sonra düzlük zaten. Burayı da biz kendimiz hallederiz. Ee, Daha herle gidiyoruz. Yüzde şöyle bir yüzde 50-55 doluluk yapalım. Birazcık ağır olsun. Çak. Flight conditions aynı her zamanki gibi. Öğlen saat şu anda tam 12 olmak üzere. 11.59 play dedik. Ultra ayarlardayız. Ultra ultra ayarlardayız. Bakalım nasıl olacak. Ee, izleyelim görelim videolara zaman kısımları eklemeye başladım umarım hoşunuza gitmiştir onları eklemiş olmam daha rahat bir şekilde istediğiniz kısmı görmenizi sağlıyor olacaktır diye düşünüyorum açıkçası evet bakalım geçen gün yayın yaptık o da güzeldi katıldığınız için tekrardan teşekkür ederim güzel ve zevkli bir yayın geçtiğine inanıyorum yani epey bir gezdik Şimdi TBM'le e, Çanakkale'den kalkacağız, Edremit'e doğru gidiyor olacağız. Sahil yolundan uzatarak gideceğiz birazcık böyle ama olsun zevkli olacaktır diye inanıyorum yani. Edremit'te değil de belki İzmir'de biraz trafikle karşılaşabiliriz, bakalım nasıl olacağını göreceğiz. Trafik durumunu vesaire. İzmir bir sonraki bacak. Hayırlısıyla. Ha bu arada rotayı yapmamıştım herhalde daha. Ee, şu an bunu kaydederken daha paylaşmadım ama hani paylaşacağım. Büyük ihtimalle paylaşmış olurum. Ee, onu da en yakın zamanda çözeriz inşallah. Ha bu şeyler radyoları falan diğer tarafı diğer ekrana koydum doğru. Unuttum ben ikinci ekrana bir şeyler koyduğumu unuttum da. Özür diliyorum. Şöyle iki dakika hemen. iki dakika bile değil. Hemen 10 saniye. Sizden müsaade isteyeceğim. Tamam. Çok güzel. Şimdiki şuradan hemen çık. Çık. Çık yapıyoruz. Değil mi? Çık 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 yapıyoruz efendim. Ondan sonra şimdiki e, şuradan <laughs> ayarlardan inside inspection. Hadi bu sefer bunu da yapalım. Exit lights. Off. Off. Tamam. Off. Off. Interior lights. all off crash lever down onu şey yaptık starter off pozisyonunda ignition Auto'da. aux boost off da doğrudur ee, fuel selman evet ap trims off okay the icing system all off inertia separator off parking brake on landing gear down bleed off throttle cut off fuel selector off şeklinde. Tamam. Şimdiki Crash Driver bunları yaptık. D-Icing sistemimizi bir hemen şuradan kontrol edelim. Tık 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 tık. Işıklar yanıyor. Çok güzel. Şunu yukarıya alayım. Bakalım bir daha. Evet, ışıklarda ışıklar da yanıyor. Ondan sonra landing gear check down yapıyoruz. Aşağıda olup olmadığını ve ışıklarını test ediyoruz. Gear on safe falan filan. Ondan sonra şimdi, fuel on board. %50 yanlış bilmiyorsam şu anda. Yarım depo. Evet çok güzel ondan sonra engine start. Şimdi bunu ben bu sefer buradan yapmak istiyorum inşallah. Ee, yapabilirsek güzel olur. Ignition off. Aux boost pump on. Propeller clear. Ha dur. Off. Thruder off. Şöyle bir durum var. Ee, buradan bunu puşlamamız lazım ki, değil mi? pushback yapılması lazım ki e, şey olsun. O yüzden bir şuradan e, Çanakkale Ground'a bağlanalım. Çanakkale Ground e, Straight Out diyelim. Nereye varacak acaba bizim? Gerçi buradan kendimiz de dönermişiz büyük ihtimalle. Birazcık geri itirsin beni yeter. Oluşur Runway 4. Runway 4'ü kullanacağız arkadaşlar. Pushback'i azıcık isteyeceğim. Ground service pushback diyeceğim. Birazcık geri ittirsin bizi şuraya kadar. Can kill? Can kill? Bakalım kendimiz çalıştırabileceğiz mi? Baktık olmuyor. Auto complete veririz. Kendisi çalıştırır. Ee, bu bozuk galiba bunlar. <laughs> Ay o düzgün geliyor. Hadi hayırız. Vallahi düzgün geldi. Pervaneler çarpıyor falan ama os, oldu kadar diyelim. Ne yapalım? Verdim şeyi, dur dedim. Çok güzel. Okay. Şimdiki başlıyoruz. Şu, an, şu anda başlıyoruz. Ignition. Ignition. Off. Pekala. Aux boost on. Propeller arası. Starter. 2 saniye. Starter. Abort after 30 seconds. Max then off. 30 saniyeden sonra. Olmuyor. <laughs> Auto complete verelim şuraya. <laughs> bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle. Üzerinde çalışacağız bunu. Joystick sallanıyor. Bana öyle geliyor. Vallahi joystick sallanıyor. Enteresan. Şimdi Auto complete tamamlanmıştır abi bu taraf. İkinci page'i tamamlayalım. Burası da tamamlanmıştır. Before taksi. Kontrolleri yapıyor. İleri geri, sağ sola. Çok güzel. Taksi ışıklarını yakıyor. Tık. Buradan yakacak. Parking brake off. ...şeklinde yaptı. Evet, o zaman bunu kapatıyoruz şu anda. <laughs> Ve e, runway 04'e doğru gideceğiz. Runway 04'e doğru devam edeceğiz bakalım. Tek pist burası, yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım piste taksi yapacağız. Anladığım kadarıyla. Evet. Ramme 04. Yani evet şu tarafa gideceğiz şimdi. <laughs> şura dönelim. <laughs> evet, şimdi e, bize e, şey vardı mı? Runway 4 dedi sadece. Heading'i şuradan 4 olarak ayarlayalım. Altitude'umuz bugün 8000 olacak inşallah. Evet. Ondan sonra yükselme hızımız climb hızımız 170 olacak. Bir tık daha yavaş gideceğiz böyle. Flight director'ı açtık. Şey pardon adam flight director'ı açtık. Şuradan heading'i açalım. O takılı altitude altitüseli... select'e tıklamayacaktık ya. <laughs> kalkacağız şimdi kalkacağız. Kaç demiştik? 8 bin demiştik. Ee, şu arkadaş da yukarıya 170 ile sana zahmet. Tamamdır. Okey. Evet. Bir seviye filap verelim. İletişim panelini açalım oradan da. Çok güzel. 0 4. 0 kalkıyoruz. Kalktıktan sonra sola doğru bir dönüş başlatacağız. Körfez üzerinden, körfez demişim. Ee, boğaz üzerinden döneceğiz ve güneye doğru devam ediyor olacağız inşallah. Evet, Çanakkale Tower VFR clearance. Clear for takeoff. Teşekkür ederiz. Yolcularımız arkanıza yaslanın ve evet, uçuşun keyfini çıkarın. 04 doğrulandı. Take off. 80, not. 90 çektik. Pozitif olarak yükseliyoruz. Tekerleklerimizi kaldırdık. Flap'ı indirdik. Şöyle bir dipleyecek aşağıya doğru uçak. Devam ediyoruz. Çok güzel. Evet. Şimdi buradan autopilot'ı engage edebiliriz. Yine şu açalım, yağdan Pro açalım. Şu anda 170 ile yükselmeye çalışıyoruz uçağımız. Pisti geçtikten sonra sola doğru dönüşümüzü başlatıyoruz. Çanakkale üzerinden. Şöyle bir dönüş başlatalım. Şöyle dışarıdan bakalım bir de muazzam, çok güzel. Frekans şey değişikliği isterler tabii ki dedik. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? İstanbul'a bağlanacağız. Speedbird gelmiş. Amerika'dan ne işi? Speedbird Amerikan diye ya arabı yanlış hatırlamıyorsam. Cevap gelmeyince ben vardım. Evet yukarıya doğru yükselmeye devam ediyoruz. Biri tepemizden geçiyor galiba. Evet yukarıda bir geçiyor. <laughs> Çok güzel. Eknoluş <laughs> diyelim. Şuradan. Ee... Navigation olarak veriyoruz Ve bu bizi otomatik olarak Şuradaki rotamıza sokacaktır Buradan ilerleyen rotaya sokacaktır Bir süre zaten burayı takip edeceğiz Ondan sonra ayrılıp kendimiz e, Uçuyor olacağız Gibi görünüyor şu anda bakalım Nasıl olacak efendim Sizi küçük küçük sinematiklere bırakıyorum Şöyle birazcık kafanı açalım 3-5 gram hava girsin içeriye Bu ne ya böyle çok sıcak oldu Dışarısı da hava durumu güzel tertemiz Okey o zaman selametlikler. Buyurun efendim. Evet, 8000'e hmm. ulaştık arkadaşlar şu anda ee, ve yavaş yavaş Admet'e geliyoruz, Admet şu civarlarda, Admet'i verdikten sonra bize dönüş başlatacak dolayısıyla ben heading'e bağlıyorum tekrardan kendimizi ve manuel olarak kontrol edeceğim bundan sonrasını şöyle söyleyeyim e, normalde Admet'e veriyor direkt bizi buradan yukarıdan kesiyor şöyle ama öyle mi yapalım ya bilemedim ben böyle evet, birazcık sahil yolundan gitmeyi tercih etmiştim ama ne diyorsunuz? Bakıyorum şöyle bir map'e. Dalyon'dan çok uzatıyoruz gibi oluyor ya sanki. Şöyle bir Hadi buradan keselim direkt. Hadi öyle yapalım. Av diyelim. Kessin bizi götürsün ya bir şey olmaz. Mozal'a gireceğiz. Mozal'dan artık Körfez'e girmiş olacağız yani. Körfez'e girdikten sonra zaten içerisi alçalma ve line up şeklinde devam ediyor olacağız inşallah. 100 FPS alıyorum arkadaşlar. Şu an ultra ayarlardayız. Maksimum da şey. Ee, ve 100 FPS alıyorum. Çok enteresan. Hakikaten enteresan yani. Hiç beklemediğim bir performans benim bilgisayardan ama öyle yani. Ee, bize azıcık yükselmemiz gerekebilir yalnız o dağları geçmek için. Ee, şöyle altitude selecti 10 2000 yapalım. Bunu da 230'la falan yükselebilirsen Olur. Sıkıntı olmaz. 230'a yükselsin abi aynen. Güzel. O kendini ayarlayacak. 10.000'e 10 doğru yükselecek. FLC. Bakın. E, toggle FLC. Buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradaki tekerlekle fıt 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 yapıyorsunuz. Vertical speed'den ziyade bunu daha e, etkili olduğunu düşünüyorum şu an şahsen. 12.000'e doğru yükselelim. Birazcık dağlar fa fazla burada. Sıkıntı yok. E, 12.000'e yükseldikten sonra bunu kapatırız. Ondan sonra hava sıcaklığı şu anda outside air temperature 11 derece e, hava temiz anti-ice açmamızı gerektirecek bir durum söz konusu olduğunu sanmıyorum. Şuradan e, fan şeyini açabiliriz. Pilot box. Pilot box da bırakalım. Aynen. Hem yolcu hem bize şeklinde gelsin bu. Ee, şu anda neredeyse tam üzerindeyiz, tam, tam üzerindeyiz yani. GPS rotamızı takip ediyoruz, güzel. Ee, birazcık daha sizi şöyle kısıkça Sinantikler'e bırakacağım ve Körfez'e doğru tekrar devralacağım. Şu anda, alçalmaya başladık yavaştan. Bir tık gücümüzü keselim şöyle. Hızımız yükselmiş epey bir. Ee, şu anda Edremit Körfezi burada zaten. Edremit Havaalanını görebiliyoruz buradan şu anda. Ee, 4500 demişim ama ben bunu hatta birazcık daha düşürebilirim. Şöyle direkt 2000'lere falan düşsek iyidir. Vertical Speed'imizi de 1500 yapalım şöyle alçalmaya öyle devam edelim körfez üzerinden. Ondan sonra dediğim gibi zaten yavaş yavaş ileride Mozal var. Şu şurada bir yerde, şu konumda bir yerde kalıyor. Oraya geldikten sonra sola doğru dönüş başlatacağız. Line up şeklinde ilerliyor olacağız. Coms 2'yi açıp Nearest Airport'tan Edremit Körfeze bağlanıyorum. Sarımsaklı Airfield de varmış bu arada buralarda. E, full stop landing request edeceğiz. 20 mile'ımız kalmış. Runway 5. Buraya doğru kalkıp iniyor olacağız. Bu taraftan. Okey, onda da bir şey, sıkıntı yok şu an için. Ee, dediğim gibi alçalmaya çalışıyoruz, 7000'deyiz. Dakikada 1500 olarak alçalıyoruz. Oraya doğru döndüğümüz zaman artık herhalde 2000'e kadar alçalmış oluruz diye ümit ediyorum. <laughs> Şöyle bir dışarıdan bakalım mı ne durumdayız diye. Muazzam güzel görünmüyor mu? Muazzam güzel görünmüyor mu ya? İnanılmaz güzel görünüyor. Çok hoşuma gidiyor ya. Vallahi billahi. Ya bir de Ultra'da 100 FPS almak da ekstradan bir hoşuma gidiyor. Ayrı mesele de. Yani görüntü kalitesi olarak. Hakikaten güzel yapmışlar adamlar. Uçuş modellemeleri de falan da zevkli, güzel, yani uçağın üzerinde bin tane nokta var. Videolarını izlemiştim bir iki tane. Anlatıyorlar ee, yani development zamanında, geliştirme zamanındaki yaptıkları videolardan birkaç tanesini izledim geçen. Uçağın üzerinde bin küsür tane nokta var ve bu noktaların her birinin e, rüzgar ile olan şeyi ayrı tepkimesi ayrı. Hepsi hesaplanıyor. Tek, tek Yani e, uçağın aslına bakarsanız e, kanadının ucu türbülansa girip de bir sağ kanadının ucu da girer de uçağın kendisi girme olasılığı bile var yani. Öyle, hani öyle şeyler bile olabiliyor. Dolayısıyla son derece güzel e, tasarlanmış olduğunu inanıyorum yani. Bayağı başarılı uçuş modeli bakımından e, vesaire çok güzel yapmışlar. Bu arada Mozola gelmek üzereyiz. Şu anda böyle diklemesine gitmemizin sebebi o. Mozal'a geliyoruz. Mozal'a geldikten sonra Foxtrot Delta 810'a bağlayacak bizi. Foxtrot Delta 810'dan sonrası zaten direkt pist. Hani ondan sonrasını ben devralıyor olacağım. Ee, ama epey bir alçaldık zaten. Geldik artık. Waypoint'i yakaladığından sola doğru dönüş başlayacaktır dedim. Yakaladı. Güzel. Sola doğru dönüşümüzü başlattık. Çok güzel. Çok güzel ya. Vallahi billahi. 2000'e kadar alçalacağız. Geldik sayılır. Gördüğünüz gibi neredeyse pisle hizalandık şu anda. Şuradan kokpit kamerasına geçelim efendim. Aa, birazcık hava zorlamaya başladı. Biraz tribülans yaşıyoruz şu anda. Ama gördüğünüz gibi tertemiz. Ee, yakaladık şu anda. Edremit'ten e, isteğimizi almıştık zaten. Muazzam. Muazzam. Foxtrot Delta 810'a geldik gördüğünüz gibi. Yakaladı. Şunu ben bir tıklayayım. Current heading yapalım. 05005 şeklinde Hizaladık buradan ve artık e, otopilot'tan çıkalım mı? Şu bana şey verseydi iyiydi. 2000'e gelmek üzereyiz. Bir sabitlesin kendini uçak orada 2000'de. Tribüne sabitliyor şu anda. Yavaştan gücü kesiyorum ben de. Kule'den şeyi bekliyorum hani Clear to Land demesini bekliyorum aslında bakarsınız ama. Çünkü e, fareyi kaydırdığım zaman ikinci ekrana şey gidiyor. Kontroller'i kaybediyorum uçakta. Neyse biz şöyle autopilot'u kapatalım. manuel alalım artık bu saatten sonra. Böyle dakikada 100-300-400 fit falan tarzı bir alçı almayı sanırım 500'e kadar düştü şu anda bir dakika ona bir şey yapalım güzel böyle bir ayarlayalım. Bunu ben sallamıyorum bu arada bayağı türbülans var şu anda hava biraz sallantılı yani. Gücümü tabi şu anda kıstım yavaş yavaş. 2000'in altındasın uyarısı geldi. Bana geldi şu anda Clear to land. gücümüzü şöyle bir kıstık. Yavaşlayalım birazcık flap seviyesine gelelim. 150 gibi ilk flap'ımızı açarız. Flap flap Çok gücü kesince landing gear dedi. Abla bu yavaşlamıyor. Flap'ımızı açalım. Yavaşlatsın biraz bizi böyle. Landing gear'ımızı açıyoruz efendim. Bakıyorum ışıklarına şu anda. Üç yeşil görmek istiyorum orada. Çok güzel. Son flaplarımızı açtık. Hızımız yavaşlıyor. Birazcık fazla yavaşladım galiba. Erken yavaşladım ya da çok fazla alçalı verdik. Şöyle birazcık yavaşlatıyorum. Hafif burnu kaldırdım ki işte kadar devam edelim böyle diye. Güç veriyorum ufaktan. 70-80 nattı tutuyor şu anda bizi. Alçalmaya devam ediyoruz ama ya 250 feet gibi bir şey dakikada. O da zaten bizi pisti yakalatacak gibi mi geliyor şu anda. Bağlı çalmayla. Çok güzel. Birazcık erken açtık galiba şeyi ama yapacak bir şey yok. Piste geldik artık gücü kesiyorum. Yavaş yavaş şöyle. Kibarca. Koyalım uçağımızı. Gücü kestim. Kolu bıraktım. Ön taraf daha yeni değecek. Ya güzel. Efendim Edremit e hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Şöyle bir fren yapalım burada artık. Sağdan çıkacağız. Tabii ki. One to one decimal niner. 121.9 tabii ki efendim. Balık ground, grant. Balık, balık esir diye geçiyor. Yapacak bir şey yok. Taksit parking. Balexer. Sağ tarafta adamlar gördüm şimdi şunlar sanırım ben benim adamlarım. Şuradan hemen bunları kapatalım şöyle. Evet. Balıkçı. <laughs> Güzel bak falan da var burada tatlışından. Biz de kendi yerimizi bulalım şuradaki barından. Evet efendim hoş geldiniz. Balıkesir, Edremit. Güzel bir seferdi. Kısa bir seferdi. 35 dakika kadar sürdü toplamda. Kayda başlama anından itibaren 35 dakika sürmüş olması güzel. Ova düz. Okey baba hoş geldiniz. Teşekkürler. Şöyle bunu kapatalım. Hemen checklist'ten de Climb Cruise Descent Approach Run Clear, Shutdown. Auto Complete verelim buraya. Flight Idle 2 dakika kalacak. Ondan sonra Complete olmuş olacak. Arkadaşlar tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu seferde bana katıldığınız için. Bu sefer ne yaptık bugün? Ee, bugün efendim Çanakkale'den kalktık. Edremit'e geldik. Güzel bir manzaraydı. Bir sonra bu İstanbul'dan İstanbul Radyosu'ndan geliyor. Ee, bundan sonraki seferimiz İzmir'e doğru olacaktır. Güzel bir yolculuk olacak gibime geliyor. Ümit ediyorum en azından güzel olacaktır. Çok teşekkür ediyorum tekrardan izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize. Çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.